Web Tekno takipçileri. Merhaba millet. Bu videomuzda Web Tekno ve İzmo ailesi en çok hangi oyunu oynuyor, en çok hangi uygulamayı kullanıyor? Şimdi dolaşacağız ve bunu öğreneceğiz. Hadi abi. Evet, şimdi alt kata bir soralım bakalım. Neleri kullanıyorlar öncelikle? Eser'den başlayalım. Eser'cim, bugünkü sorumuz şu. Telefonda en çok hangi uygulamayı kullanıyorsun, hangi oyunu oynuyorsun? Kardeşim ben telefonda oyun oynamıyorum. Oynamıyorsun. Evet, aynen. En çok kullandığım Google Analytics. O da işte siteyle ilgili sürekli işte verileri takip ettiğim bir tamam. Uygulama. O zaman onlara dönüyoruz. Teşekkür ederiz. Şu an telefonda en çok oynadığım oyun Need for Speed No Limit ve online kafa topunu oynuyorum ikisini. Bravo. Uygulama olarak da Facebook Groups ve Facebook. Büyük bir olay var. Nedir? Yani ban atmamın bir aracı oluyor yani. Merhaba. Merhaba. Evet abi, en çok kullandığın oyun ve uygulama diye sana sormak aslında biraz saçma çünkü Fobito'nun baş editörüsün. Pushbullet diye bir uygulama var. İşlerimizi acayip kolaylaştırıyor yani. Telefondan bilgisayara, bilgisayardan telefona aklınıza gelebilecek her şeyi aktarabiliyorsunuz. Hı. Onun haricinde sosyal medya uygulamaları tabii vazgeçilmez. Tabii kafa topu standart zaten. Standart günde oyunuz. İki maç yapıyor musun banko? En az. İyi bakalım. Ben oyun olarak Throne Rush oynuyorum. Clash of Clans tarzı bir oyuncu, strateji oyunu. Tamam. Uygulama olarak da bilmiyorum yani Facebook falan o tarz uygulama, Spotify var, müzik. Şimdi bir de üst kata çıkalım millet, bir de oradaki arkadaşları soralım bakalım neler kullanıyorlar. Millet kolay gelsin. Sorumuz çok basit. Telefonunda en çok kullandığın uygulama ve oyun nedir? Google Keep. Neden peki? Abi bir şey unutmayayım diye işte yazıyorum oraya. Sonra bakıyorum. Tamam. Ve bilgisayardan falan da çok rahat bakıyorum. Aynen. Uyumlu ya. Buradan yazıp oradan bakıyorum falan. Tamamdır. Peki oyun? Oyun sen Fallout Shelter. Fallout çok oynuyorsun. Hı-hı. Güzel mi? Tavsiye güzel. Ben tavsiye ederim ya. Teşekkür ederiz. Rica ederim. O zaman şimdi Mehmet'e dönüyoruz. Mesela gözlük diye bir Türk uygulama var. Gözlük. Evet. Ben onu duymuştum sana. Haber uygulaması. Ne işe yarıyor? Haber kaynaklarından sadece senin istediğin haberleri derliyor. Önünü öyle getiriyor. Anladım. Oyun var mı peki çok oynadım. Bu aralar diyeceğim de kafa topundan kafayı kaldıramıyorsun. Yani öyle. Evet. Aslında öyle kafa topu. Bir ara Sniper falan diye bir oyun vardı Jason Statham. Onu oynadım. O kadar. Erman'dayız. Erman. En çok oynadığım oyun. Şu sıralar After Post diye bir oyun oynuyorum. Bir şey oynuyorum. Online Scout tarzı bir oyun. İşte onu oynuyorum. Uygulama olarak benim Clear. Clear bir üretkenlik uygulaması. Mesela işte açıyorum uygulamayı. Mesela bir şey not alacağım. Hemen not alıyorum işte ne yapacağımı. Yaptıktan sonra da işaretliyorum. Mesela işte kimin bana borcu var, ne kadar borcu var, son ödeme tarihleri hepsi yazıyor burada. Veli'nin 100 lira borcu varmış bu arada. Evet. Onu da... Veli onu bir ara hallet. Çocuğun ağzı kokuyor açlıkta. Vallahi pek oyun oynamıyorum. Yolda oynadığım bir oyun var. O da evet, Ballking'miş adı. Ballking. Ball. Ballking. Ha, basket atıyorlar. Evet. Hatta eski bir oyun ve oldukça şey hani benzeri olan bir oyun. Uygulama olarak kullandığım bir uygulama yok ya. WhatsApp diyeceğim. Standart. Sosyal ağ. Tamam. O zaman kolay gelsin diyerek teşekkür ediyorum. Dürün yanlarına geçelim de ona soralım. Tabii dürlerden önce burada Levent abi varmışken. Şimdi telefonda en çok kullandığın oyun ve uygulama nedir? WhatsApp'ı oyun uygulamadan saymazsak onu söyleyeyim. İşte. Uygulamadan saymak artık yok telefonun abi. Kendisi gibi oldu. Aynen. Oyun olarak bizim kafa top oyunu çok aktif oynuyorum. Drawpad diye bir oyun var. Ne oyunu? Drawpad. Zeka beceri oyunu. Hı-hı. Sandy Crush benzeri. Kendi arkadaşınla birebir kapışabildiğin. Bunun haricinde Google Drive'ı çok kullanıyorum. Notlarımı sürekli oraya alıyorum. Ayrıca OneNote uygulaması var Microsoft'un. Hı-hı. Onu da çok sürekli kullanıyorum, çok sık. Şimdi sıra müdürlere geldi. Gel. Evet, bugün sizlere bir sorumuz var. Sorumuz çok basit. Abi sorun ilk sana soruyorum. En çok kullandığın uygulama ve oyun hangisi telefonda? En çok sitenin diğer içlerini ve diğer bilgilerini takip ediyorum. Analytics, SS, onları kullanıyorum. Bir tane oyun var hakikaten telefonumda, çok oyun oynamıyorum. Hakikaten kafa topu yani sadece. Of işte. Oyunlarda bir tane kafa topu var yani başka bir. Çok doğru karar ya kardeşim benim. Efe sen sadece kafa topu oynuyorsun. Ha? Sen de kafa topu oynuyorsun değil mi sadece? 7-24 abi. Herkes sadece kafa topu. Bende de var. Tamam, o zaman reklam yaptığımıza göre. Bir de Web Tekno uygulaması var, ona çok gülüyor. Evet, evet. Bence de yani çok güzel haberler hazırlıyorlar. Haberleri... Eser'i tebrik etmek lazım. Evet, Eser'de bir editör var maşallah.
Bayağı olsun yani. Bütün haberleri yani gece gündüz okuyoruz. Evet. Üç kere okuyorum ben aynı gece. Değiştiriyorum da zaten. Patron sendeyiz. Yani Google Analytics AdSense bende de var. Çok kullandığım. OneNote uygulamasını kullanıyorum not almak için. MatchBuddy uygulamasını çok kullanıyorum. MatchBuddy? Evet. Milyona bir biraz fazla kullanıyorum ben bu aralar. Peki ne için abi bunlar? Yani maç sonuçlarını takip ediyorsun. Ya iddia oynuyoruz biz arada. Hafta sonları eğlenceli olsun diye şöyle 10 bin liralık 20 bin liralık işte ufak ufak paralarla. Onları takip etmek için. WebRazzle uygulamasını kullanıyorum. Ben WebRazzle'yi sıkı takip ediyorum. Oyun olarak DraftBet oynuyorum. Erdem abinin oyunu. Onu oynuyoruz zaten biz bayağıdır. En son ben yendim hatta dün akşam. Erdem abinin oyunu bu arada. MatchBuddy konu sahibi kendisi. Size ne var ben merak ettim açıkçası. Aşağıda biz çekeceğiz. Sürpriz. Sürpriz tamam kafa topu yani en başa kafa topu. Efendim anına kazıdık kafa topu. Yani kafa topu oynamayı hiç almıyor zaten öyle prensibimiz var. İlk soru bu. Kafa topunda kaç taraftarın var diye soruyoruz. Eğer 500 yüklüyse iş başı yapabiliyorsun. Öbür türlü yok. Maaşlar peki direkt altına mı ödeniyor? Evet. Aynen öyle. Tamamlar altına ödeniyor. Kampanya yapıyorum. Aşağıya. Aynen. Yani genelde böyle. Farklı bir şey yok sanırım. O zaman aşağı inelim artık. Evet abi son olarak da ablamıza soracağız şimdi. Abla sen burada bütün gün tablette takılıyorsun. Peki en çok ne kullanıyorsun uygulama? Oyun oynamadığını ben biliyorum. Televizyon uygulamalarını en televizyon, çok... Televizyon izlemeyi tabletten hallediyorsun yani. Evet. Tamamdır abla. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Şimdi son olarak aşağı inelim biz de açıklamalarımızı yapalım ve videoyu bitirelim. Gel abi. Come on. Come on. Evet videomuzun ince ince sonuna geliyoruz. Bizler de hemen söyleyelim. Efe sen başla istersen. En çok kullandığın uygulama ve oyundan. En çok kullandığım uygulama sayfa yöneticisi abi. Sayfa yöneticisi. Aynen bizim sosyal ağlar hemen böyle çok çabuk şey yapıyoruz. 3-5 ayrı sayfaya aynı anda bakabiliyorsun. Aynen. Sana. Ya Facebook daha doğrusu sosyal ağlar. Facebook. Sadece Facebook için kullanılacak tamam, bir şey. Oradan hızlı geçiş yapabiliyorsun. Oyun yani vakit buldukça kafa topu oynuyorum abi. Hani çok öyle deliler gibi aktif değilim ama oynuyorum yani vakit buldukça. Kapışıyorum böyle bir yatmadan önce falan bir de salak kalktığımda. Başka ne var? Zero Reflex var abi. Zero bu Reflex. Şey yok mu? 10 bin dolar veren. Bak işin ucunda para olmuyor. Rızkımın peşindeyim. Yani yapacak bir şey yok abi. Oyunun olayı şu arkadaşlar. Oyunu bitirene 10 bin dolar ödül veriyorlar. Aynen. Bakabilirsiniz siz de. Ben de sayayım. Sen ne yapıyorsun abi? Yani ne kullanıyorsun hızlıca. Çok? Şimdi uygulama olarak abi Big Lens var mesela. Bunu 1-2 hafta oldu kullanıldığı şey yapıyor. Fotoğrafı çekiyorsun arkayı çok güzel bir şekilde bulanıklaştırıyor. Sanki böyle fotoğraf dijital fotoğraf makinesiyle çekmişsin gibi. Hı hı. Yapıyor bunu bu aralar aktif kullanıyorum fotoğraflarda. Sonra bakıyorum şöyle geçerek. IMDb, IMDb, sinema için hani izleyeceğim filmler için yorumlara falan filan bakıyorum oradan puanla bakıyorum. Bunu da bayağı aktif kullanıyorum. Oyun olarak Zero Reflex'e ben de sardım. Bunun yanında Paco Car Chase Simulator diye bir oyun var. Hı-hı. Ben deli gibi oynuyorum. Aha, şey, yanlaya. Aynen takılıyorsun. Ha, güzel Motor oyun. Hero diye bir oyun var. Onu bayağı oynuyorum. Bunun yanında zaten kafa topunu söylemeye bile gerek yok. Oyunlar da bunlar. Millet siz de en çok kullandığınız oyunları, oyunlar en çok kullanılmaz tabii uygulamaları alt tarafa yazın. Bunun yanında en çok oynadığınız oyunları da alt tarafa mutlaka yorum olarak bekliyoruz. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yani yok kendinize dikkat edin. Aynen kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Eyvallah.